Yani balıkları bile öldürebilecek noktada bir kirlilikle siz bitkisel üretimi yapmaya çalışıyorsunuz. Menderes Nehri'ndeki kirlilik ve balık ölümleri korkutuyor. Hem evsel atıklar bakımından hem sanayi atıkları bakımından ve maalesef son yıllarda bir de jeotermal atıklar bakımından kirletilen bir ortamla karşı karşıyayız. Aydın Ziraat Odası Eski Başkanı ve Ziraat Mühendisi Arif Gürdal kirliliğin nedenlerini sıraladı. Evsel atıklarda doğru bir şekilde arıtma tesislerinin çalışmadığını gözlemliyorsunuz. Özellikle organize sanayi bölgesi haricindeki işletmelere baktığınız zaman yine bypass sistemiyle işte atıklarını direkt Menderes Nehri'ne boşalttığını ve de bu Menderes Nehri'ni özellikle kimyasallar bakımından korkunç bir şekilde kirlettiğini gözlemliyorsunuz. Jeotermal santrallerle ilgili çok çarpıcı bir bilimsel uyarı da yaptı Arif Gürdal. Bor kirliliği yüzünden bu tarlalarda milyonlarca yıl üretim yapılamayabilir dedi. Bor son derece yüksek oranda vardır jeotermal sularımızda ve buharımızda. Bor hem bir gübredir ama bor fitotoksitesi dediğimiz bir olay vardır. Eğer siz bunu deşarj ettiniz, bu sularla da bu tarlalar sulandı. Ve bu tarlalarda bor fitotoksitesi oranına ulaştığı anda artık siz bu tarlalarda üretim yapamaz bir noktaya gelirsiniz. Gürdal, enerji üretiminde toprak, su ve çevrenin korunması gerektiğine dikkat çekti. Hiçbir şeye karşı değiliz. Her şeyin yapılması lazım. Bu ülkenin enerjiye ihtiyacı var, enerji üretmemiz lazım. Ama şu var, en azından bu enerjiyi üretirken bu sahada üretim yapmaya devam etmemiz lazım. Yüzlerce yıl, binlerce yıl, milyonlarca yıl bu sahalarda üretim yapılmak zorunda. Biz bu mantıkla bu enerjiyi üretmek zorundayız.